konuşmasına katkı veren bir arkadaşım. Ben de teşekkür ettim kendisine. Çok az bir oy farkı ama bu bir yarıştır. Bir şey değildir. Yine hep beraber mücadelemize devam edeceğiz. Sonuçta yani orada kazanan, kaybeden şekline bakmamak gerekiyor mesela. Sıkıntılı bir seçim bölgesi biliyorsunuz Kızılcahamam. Yıllardır Mehmet Başkan da eski başkanlarımızdan daha önce Ali vardı. Ali Başkan burada. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba Ali. Merhaba. Bir sene sen sonradan geldin. Evet. Evet. Bak adını yad ettim hemen. Sağ ol. Sen olmasan da konuşacaktık demek ki. Yani herkes bir dönem bayrak yarışı yaptı. Bizlerin de öyle. Yani genel merkezdeki görevimiz bizim de bayrak yarışı. Geçen gün televizyonda İktidar Partisi'nin Kuşadası Kongresi'nde bakan sıfatlı birinin kalkıp da bir başka aday çıktığında bana bak o listeyi çek, siyaset hayatım biter. Tehdit etmiyorum. Ama işine tanık oldunuz. Yani biz işaret edeceğiz. Apartmanda yöneticiyi biz seçeceğiz. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta başkanı biz seçeceğiz. Sendikada başkanı biz seçeceğiz. Kooperatifte başkanı biz seçeceğiz. Bu hastalık. Ondan sonra kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne demokrasi tavsiye etmiyorlar mı? İşin herhalde komedi tarafı orası oluyor. Maalesef. Bunları Türkiye aşmak zorunda. Şimdi hem sevgili başkanımıza biz bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Sadece seni değil, beraber yarıştığımız arkadaşımıza da hayırlı olsun diyoruz. Evet, çünkü hep beraber bu işi götüreceğiz. Ali Başkan'ın, Mehmet Başkan'ın, eski arkadaşlarımızın da hep beraber birlikte bulunması. Aynı şeyi İl Başkanımız da Ankara'da yapıyor, ilde yapıyor. İlde de değişik listelerden gelmiş bir arkadaş grubunun oluşturduğu bir yönetim var. Ama hep beraber sen o listeden geldin, buradan gittin, şu bu olmadan hep beraber bir mücadele götürüyoruz. Bir sürü üstümde görev var. Hani halk deyimiyle bir koltukta birden fazla karpuz taşıyabilir misin? Neden herhalde taşıyabiliyoruz ki? Boyuna ek görev çıkıyor bana. Bir yandan partinin işte çok sıkıntılı olmayan ekonomik durumunu yönetme. Diyeceksiniz doktorlar yapar mı bu işi? Valla tıbbiyede doktordan başka her şey çıkıyor biliyorsunuz. Bizimki de olsa. Cep mesele diyoruz. Eksik olan. Bir yandan sözcülük görevi var üzerinde 2,5 yıldır. Çok şükür onundan hata yapmadan, hata derken her parti üzerinde bir ek tartışma konusu getirmeden taşımaya gayret ediyor. Efendiliğimizi koruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi adına resmi olarak konuşuyor. Türlü hakaretler de olsa karşılık verirken aynı düzeyde kelimeler seçmiyoruz. Ama yine de batırıyoruz. Onu söyleyeyim. Çünkü söylenmesi gereken birçok şey de var. Böyle bir muhalefet partisinin bir ilçe merkezinde mutlaka muhalefet edeceğiz diye bir konuşma yapmıyor. Ama Türkiye'de bazı şeyler iyi gitmiyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partili olmak kimliğinin dışında sade bir yurttaş olarak namusuyla yaşamış bir ana babanın rahmetli ortaya çıkarttığı bir evlat olarak söylüyorum. Kendisi de o çizgide evlatlarını yetiştirmiş biri olarak söylüyorum. Yurttaş olarak üzülüyorum. Türkiye içinden dışından tarif edildiği gibi basın toplantısında da söyledim. Televizyonlara davet edilen maaşlı hokkabazların tarif ettiği gibi bir Türkiye değil. Evet. İçeride de sıkışık, dışarıda hepten sıkışık. Yani zaten nüfusunun resmi rakamlara göre %9-10'u işsiz olan, o da resmi kurumlara başvurarak işsiz olduğunu beyan edenler üzerinden çıkan rakam. Yani oraya başvurmayıp nasıl olsa iş bulamıyorum, hiç başvurmama gerek yok deyip başvurmayanlar dahil değil buna. Onu da hesap ettiğiniz zaman %20'lere varan bir işsizdir. Bu işsizliğin en önemli kesimi, çok sayıda üniversite açtık, şunu yaptık mı? Evet, tamam. Ama oradan mezun ettiğin insanlar sokakta bugün işsiz dolaşıyor ise, ana babasının eline bakar halde ise o gençler
O zaman çok ciddi bir tehlikedir bu, bir toplum için. Diğer taraftan bakıyorsunuz. Kızılcahamam'da da sanıyorum çok sayıda emeklimiz var. %3, karşınızdaki enflasyon %10-12. Daha da yüksek. Eğer halkın hayatında her gün kullandığı temel maddeleri alırsanız, hani bir sepet diyorlar ya, o pazar sepeti değil. Onun içinde zımpara kağıdı var, yok bilmem ne topu var. Ha, sen onun içine eti koy, ekmeği koy, şekeri koy, unu koy. Yani temel ihtiyaç maddelerini koy, enflasyonun ne olduğunu çok rahat. Herkes kendi hayatında görüyor. Bir yerden alışveriş yapıp da önüne şey geldiğinde onu fark ediyor. Yani böyle bir tabloda %3 maaş artışına mahkum edilmiş geniş bir emekli kitlesi. Yine Kızılcahamam, Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Çubuk, Koçhisar, Bayla gibi bizim dış ilçelerimiz Ankara'da yine kırsal alana yakın oldukları için veya burada oturan insanlarımızın, hemşehrilerimizin kırsal alanla da bir şekilde bağlantıları olduğu için hayatlarını idame ettirecek olan temel maddeleri bir miktar daha kolay, daha karşılıksız sağlayabiliyorlar. Ama kentte oturan bir emekliyi düşünün. Bu imkan da yok. Hani yağ, süt, yeşillik, şu bu elde etme şeyi de yok. Aldığı maaşla geçinebilme, yetiştirdiği çocukların eline bakmadan hayatını sürdürme şansı yok. Maalesef. Çalışanlar keza aynı. Şimdi geldik yoldan. Bugün belki sakin bir gün. Kızılcahamam. Bakıyorsunuz bütün dükkanlar açık. Ama herhalde şuradan şuraya gelene kadar dükkanların önünde sabit duran insanları çıktığınız zaman yolda yürüyen 30 kişiden fazla bir şey görmedik. 25-30 kişi. Bütün cadde boyunca. Yani esnaf açıyor. Siftah yaparsa şükür diyor. O günkü şeyini çıkartıyor, çıkartmıyor. Ondan sonra da 23 çeşit vergi ödemeye mahkum ediyor. Ki bana adaletsizlik yapıldı, ben içeri atıldım. Peki, şimdi taşeron işçileri devlet işçisi olduğunu mahkeme kararıyla şey yaptılar, belgelediler. Bunların karayolları düzeyinde veyahut da diğer devlet daireleri düzeyinde kamu personeli olarak işe alınmasının gerektiği mahkeme kararıyla açıklandığı halde bu insanlara, bunca insana zulüm edip içeri şeye almaması, kadroya almaması, bunları perişan etmesi adaletsizlik değil mi? Kendine yapılan adaletsizliğe bu kadar zıplayan bir insan bu insanlara niçin sesini çıkarmıyor, niçin göz yummuyor? Soma'da ölen 300 kişi, sözüm ona 300 kişi, onların aileleri haksızlığa uğramadı mı? O bebeler, melikler şu anda ne oluyor? Hesabını kim ne şekilde soruyor? Bunu hiç kimse bilmiyorum. Düşünmüyorum yani. Bak, sen bahsettiğin konuda taşeronlaşma metafasını programda açık net var. Bunu anlatamadım. Veya gördüğü anlamıyor. Bunun iyiliği için söz ver. Emekli. Merhaba, hoş geldiniz. Abi sen kaçırdın esas konuşmanı. Geç kaldım. Cumhuriyet'e merhabalar. Şimdi bundan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni seçim şeyinde de halka net, uzun uzun anlatmayacağız. Emekli, senin dediğin taşeron işçi, 4C, 4B, bunlar şu olacak. Karşına koyacağız, karşılığında koyacağız. Bunu yapabilecek iradeye sahibiz çünkü ama bunun için direksiyona oturmak lazım. Yani. Ehliyet lazım. Şimdi bu işten şikayetçi olan, hakkı yendiğini söyleyen insan gelip hakkını yiyene oy veriyorsa o zaman bu serslik var. O zaman şikayet hakkı kalmış. Doğru mu? Aynen öyle. Soma'dakini söyledin, Ermenek'tekini söyledin. Evet. Yani daha sabaha karşı bir 4 tane daha ceset. Ya şunlara bak ya. Korkunç bir şey. Hocam ben bir iki kelime konuşacağım, ondan sonra gideceğim. Ne ya, nereye? Dükkana mı gideceğim?
Dükkana gitti, başka yere gitti, işe var. Sevgili hocam, ben konuşacağım, sen dinleyeceksin, not alacaksın. Ben çiftçiyim, gerçekliyim yani, çiftçi olarak gerçekliyim. Şu anda elinizde CHP'nin bir kurtar. Altay bir zaman bazıdan diyorsun, yanılmıyorsun. Altay içinde bu milleti eğer adapte edersiniz CHP'ye, bunların işi biter. Ta dağda akı çobanın evine gidin. Gideceğiz. Onu programı yazdık. Üç tane varsa gidin. Halkın içine girin. Halkına kucaklaşın. Bunu yapmadığınız takdirde bak. 15 yıldır evine gitmeyen bir adamdan bahsediyorsun. Seni ben az önce dinledim. Şöyle de iyice tam sanki çatışta büyümüş gibi geldi bana. Yani çiftçinin derdini anlattın. Ben de çiftçi olduğum için biliyorum senin derdini. Sen sanki çatışta büyümüşsün, yürümüşsün. Haluk Bey, hakikaten bizim çatışta büyümüştük galiba kendince. Ama sen yukarıdasın. Millet meclisindesin. Sen her gün bakıyorum. Heyecanlı konuşman oluyor. Dikkat ediyorum. Senin gibi CHP'de bir tane, birkaç tane, bir tane demiyorum ben, birkaç tane koca ihtiyacı var, koç, soy isminde. O eski CHP'yi, bu 20 sene önceki CHP'yi arıyoruz, 30 seneki önceki CHP'yi arıyoruz. O CHP'yi siz yakalayamadığınız müddetçe muhalefetten kurtulamazsınız. Ama dediğim bu bir, işte, iki, bir tanesi ayrılmaya bakmış, kadının bir tanesi. Önemli değil. Önemli, hocam niye önemli olmasın ya? O zaman deniliyor ki vatandaş CHP'de bir arıza var galiba diyorlar. Yarın bir daha birisi ayrılır. Birisi ayrılır. Bunda dikiş tutmaz diyorlar. AKP'den kaç kişi ayrıldı? AKP'den 17 Allah, kişi ayrıldı. 17 Aralık'tan bu tarafa. Onu biz şey etmiyoruz. AK Parti'ye işin mevzu etmiyoruz. Gelin hocam. Devam edeceksin de. Halkın içine girin. Bir açıklama getireyim. Şimdi tabii ben de ayrılmasını. Siyaset öyle kolay bir iş değil. Hele Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak en zor zanaat. Bunu söyleyeyim. Çünkü asla astarı olmadık yalanları senin karşına koyuyor. Vatandaşın kafasına hiç senin yaşantın. Yani kendi ailemi söyle. Yani bunu terse çevirip anlatmaya çalışıyor. Şöyle bir ilgisi yok. Şimdi mesleğine, daha önce yaptığı işe güvenilerek milletvekilliği listesinde değerlendirilmiş. Milletvekili olmuş, Ankara milletvekili olmuş. Daha sonrasında grup başkan vekili ki ben o görevi 5 yıl yaptım. Televizyondan hatırlarsınız o zaman tek başıma da olsa gece bir saatin yarısına kadar efendice direncim. Evet. Yani bu görev de yapmış. Yapmış, yapmamış. Yani pek renk kalmamış. Ondan sonra değişik sorumluluklar olmuş. İnsan milletvekili olduğu bölgede sorumlulukları vardır. Değil mi? Evet. Ben kendi seçim bölgemi bütün ilçelerinin birinde bir dükkan değişikliği olsa burada berber vardı. Ne oldu dedi? Bilirim. Sen seçim bölgenden haberin kalmamış. Bir irtibat kurmamışsın. Seçim dönemi yaklaşmış. Her şeyi eleştirmesin. Ben de aksi bir adamım ha. Ben parti için hep muhalif oldum. Hep muhalif oldum. İlk gelişimde muhalif. Şarşaf listeden listelenerek geldi. 2000'de. O zaman Deniz Bey görev verdi. Baktı hani daha gençiz tabii o zaman. Çalışır mısınız dedi. Hayır ben onun için dedim. Niye bu parti barajı altında kalsın? Yani yazıktır günahdır. Bizim kuyumuz hep dışarıdan eleştirelim. Eleştirelim. Sen de aydınsın, okumuşsun, hoca olmuşsun. Bir katkı ver o zaman. Onu düşünerek yani. İki yıl parti baraj altında. Partinin de parası yok. Bir yandan üniversite. Kesiliyor. Ben içine yaşıyorum. Çalışmak suçmuş gibi. Kırsal alan dedim. Köyler. Bir kısmı Kızılcamalı köylerin bir kısmı orman köy. Değil mi? Dağ köyleri. Baktığınız zaman 20 yıl önceki Kızılcamalı'ndaki köylerin durumuyla
geçmişiyle. Bugünü mukayese ettiğiniz zaman çok arada çok fark olduğunu, bak Vahdet Bey'im söylüyor da çok fark olduğunu hepiniz görüyorsunuz, biliyorsunuz. Peki nedir Türk televizyonu? Yani insanlar yokluğa, yoksulluğa alışıyorlar, alıştırılıyorlar. Ve ondan sonra bir ihanet sadaka devleti çıkıyor. Sen çok şükür de, eyvallah, hepimiz Müslümanın şükretmesini biliyoruz. Yani hiç kimseden öğrenecek değiliz onu. Yani şükür önemli bir müessese. Ama niye yoksul olduğunu, niye kendi emeğiyle hayatını rahat geçindirebilecek bir noktaya getiremediğini, niye eline geçenle çoluğuna çocuğuna niye rahat bakamadığını sorgulatmıyorlar insanlar. Kader. Neyin eksik? Kömürün. Ben sana veriyorum. Evde yatan aslan var. Ben sana onun için aylık şunu veriyorum. Kadın, ben sana şunu veriyorum. Özürlü, ben sana şunu veriyorum. Sorgulama. Karıştırma, kurcalama. Sus. Sus. Kaderine razı ol, şükret. Bu da olabilir, bunu da vermem. Bunu karşılığında bana oy vereceksin, köyleri teker teker takip edeceğim. Öyle mi? Yaşanıyor. Biz gidersek bu da olmaz. Biz gidersek bu da olmaz. Hele bu CHP var ya, evet. Bu CHP gelirse hep kurutur. Ha, kurutur CHP, kurutur da senin hırsızlığını kurutacak. Onu bilelim. Öte yana bakıyorsunuz, bir dünya bu. Sayfayı çevir, diğer tarafa bakıyorsun. Şatafat, gösteriş, debdebe, lüks, ihtişam. Daha ne kadar kelime kaldı buna tarif edecek. Yani inanılmaz, halkın kendisine gitmesi gereken kaynakları bir zümrenin keyfi için, lüksü için harcandığına tanık oluyoruz. E canım, çalıyorlar ama çalışıyorlar. 12 yıldır iktidardasın. Bu kadar büyük bütçe veriliyor sana milletin vergisiyle toplanan. Yol da yapacaksın, okul da yapacaksın, hizmet de yapacaksın. Hiçbir şey yapmadan oturulur mu? Çalıyorlar ama işte yapıyorlar. Bak yol da yaptılar. Bu mantığa sığınmak. Ve inançlı mütedeyyin insanlarımızı hala umacılarla kandırıp kendi hırsızlıklarını makbulmuş gibi, o hırsızlık sanki kutsanmış, sevapmış gibi anlatmaya çalışmaları sözümün başında söylediğim, yurttaş olarak beni rahatsız eden, herhalde sadece beni değil, hepimizi rahatsız eden en temel. Müslüman çalmaz. Gerçek dinden insan yalan konuşmaz. Gerçek Müslüman insan münafıklık yapmaz. Gerçek Müslüman insan kul hakkı yemez. Haramda işi yoktur. E bakıyorsun bunlar var mı? Var. Çalıyorlar. Bunları da yapıyorlar ama çalışıyorlar. Bunu aşmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi bunların tarif ettiği gibi efendim şudur budur. Geç onu. Geç onları. Artık o iş kırılacak. E babamın partisi oydu, anamın partisi buydu. Seni aç bırakandan, seni iki torba kömüre muhtaç bırakandan, seni köyünden, tarlandan, üretemez hale getirip kovandan mutlaka hesap sorması için biz anlatacağız. Gücümüz yettiğince anlatacağız. Televizyon kanalları oluşturdukları bir haram havuzu var. O haram havuzuna belirli ihale dağıttıkları iş adamlarından topladıkları salmalarla diyelim, milyon dolarlar bunlar, satın alınmış. Orada Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaz. Orada Haluk Koç konuşmaz. Orada bir CHP'nin çıkması yasaktır. Ancak söyleyecekleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma yaratacak biri varsa o davet edilir. Beni çıkartmaz. Sansür. Ama bakarsın şu ağlayan emekliliği yaklaşmış bir başbakan yardımcısı var. İkide bir televizyonda biliyorsunuz. O her gün konuşur. Kara gözlüklü bir başbakan yardımcısı var. Hatırlıyorsunuz Deniz Fener'e olayında telefon edip
La kaçın bak polis geliyor yakalayacaksın diye. O konuşur. Biri artık konuştu 12 yıldır artık saçmalamaya başladı. Biliyorsunuz. Amerika'nın keşfini de yaptı. Yani hepsini yaptı. Bugün yazmış zaten. Öbür ülkeler kayboldu. Afrika ülkeler. Ne işin var bizim Afrika? Konuşacağı bitti artık. Saçmalama başladı diyorum. Bir de tayin ettiği bir fotokopi var altta. Bir başbakan sıfatlı. Yakası da iliştirilmiş. Sen burada oturacaksın ama benim gölgem olacaksın. Esas olan benim. Usta benim. Sen işte çırak gibi dolaşacaksın dedikleri bir başbakan. Çırak da olmalı. Şimdi sevgili hemşerim, bunun artık partisi, anamın partisi, babamın partisi kalmadı. Bunu anlatmak zorunda. Nasıl anlatır? Şuradan başlayalım. Kolay değildir. Vatandaş evine giriyor, televizyonu açıyor. Şimdi herkesin uydusu var. Değil mi? Düğmeye basıyor. Aynı anda. Öteki kanala geçiyor. Ulan bu öteki camın öteki tarafı. Bu nereden geldi buraya diyorsun? Maaşlı bunlar, hokkabazlar. Dolaşıyor. Görevleri, bunlar ne kadar kutsal, bunlar ne kadar iyi, bunlar ne kadar Türkiye'nin hayrına iş yapıyorlar. Yalan yanlış, 24 saat vatandaşın evinde kafasına bunları sokmak. Görevleri bu. Ben de konuşuyorum, konuşmuyor değiliz. Akşamleyin haberleri açın, bir cümle. Onlar konuşuyor. Günde 5 vakit. Sizden bir cümle. CHP'den şurada dedi ki bir cümle. Ondan sonra doğal olarak ya bu CHP'nin de sesi hiç çıkmıyor. Bu CHP'de hiç uğraşmıyor. Doğal olarak böyle bir tepki doğmuş. Uğraşılmıyor. İşte bakın Ankara. Ankara'yı bir pilot uygulamaya aldık. Ben Samsun milletvekiliyim. Ankara'da bir temel sorumluluk verildi. Ankara'nın dış ilçelerini bir toparlamak, hep beraber köyler dahil, daha seçim, sandık, sepet yokken ortada bir gidip Vahdet Gülüyor, Çubuk'ta da yaptık. 5 kişi bulursun, 10 kişi bulursun o köye gitmek ve bazı şeyleri paylaşmak, anlatmak. Sen yüz görümlüğü diyorum ben ona. Necati'nin çok hoşuna gitti. Bir dakika. Yani bizde yüz görümlüğü vardı. Ha bir gittik. Bak ben Cumhuriyet Halk Partisi şu milletvekiliyim. İlçemden bu. Nasılsın Hacı dayı? İyi misin? Köyün imamıyla, yaşlısıyla, orada bulunanıyla. Kim varsa. Biz şuyuz. Temel sorunları. Kimseyi kötülemeye gelmedik. Durumu anlatmaya geldik. Bu şekilde bir çalışma programı. Bunu Çubuk'ta %90'ını gerçekleştirdik. Bala'da ilçe merkezinin tümünü yaptık. Perşembe günü de 44 köyüne 7 grup halinde 7 milletvekili arkadaşımız, yanında bir il, bir ilçe yöneticisi, bir bayan arkadaşımız, bir belediye meclis üyesi. 44 köyüne de gideceğiz Perşembe günü. Evren'i ben tek başıma yaptım, 9 köyde. Bugün Kızılcahamam'dayız. Akşama kadar şu çarşıyı gezeceğiz. Ondan sonra Reis Başkan, Mehmet Başkan, Ali Başkan, Oğuz'un da katkısıyla hep beraber 100 parça köyümüz var. Değil mi? 104. 100 parça köyümüzü gruplarına göre, güzergahlarına göre, altılı, yedili, bazı daha köylerinde bir kişi vardır, 10 kişi vardır, yok. Oraya gideceğiz. Hiç bulamayacağımız köy sayısı epeyce. Olabilir. Biz gittik. Karaağaç Köyü'ne gittik, evet. Çubuk'ta. Bulduk. Bir tane önce bir çoban köpeği. Akbaş bulduk bir tane. Akbaş'ı sevdik. Ondan sonra sahibi geldi. Oğlan geldi. Askerden dönen muhtarın oğlu. Ondan sonra Şahin dayı çıktı. Doğru değil mi? Ya. Ondan sonra bir de hastaydı bir hacı geldi. Ondan sonra oturduk. Zaten köyün 15 tane oy kullanan hanesi var. Bak gittim köydeki isimler aklımda. Onlarla oturduk. Kısaca konuştuk. Sonra diğer köylere gittik. Kimi bulduysa. Bu önemli. Cumhuriyet Halk Partisi her yerde olacak. Bunu Kızılcahamam'da da yapacağız. Ondan sonra da cenaze olur. Sizlerin bize ileteceği sorunlar olur. Gücümüz yettiğince ben, yetmediğim zaman bir milletvekili arkadaşımız
bölge milletvekili olabilir. Hoş geldin. Başka bölgeden olabilir. Ankara'da oturuyorlar nasıl olsa meclis saatlerinde, gününde. Mutlaka birilerini görevlendirip sizin tüm ihtiyaçlarınızı sağlayacağız başkanım. Parti yanınızda olacak. Halkın yanında olacağız. Anlatacağız. Bu karıncanın hacca gitmesini biliyorsunuz. Poğaçasını sarmış. Masal ya. Atmış sırtına tıngır mıngır gidiyormuş. Yanından tavşan geçmiş. Bakmış ki karınca azı şeyi sırtında gidiyor. Karola demiş. Karınca kardeş nereye gidiyorsun? Demiş ben hacca gidiyorum demiş. Ya nasıl gideceksin demiş ya böyle bu yolda sen biter mi demiş yavaş. Olsun demiş ben niyet ettim demiş. Yani niyet ettim demiş. Şimdi biz Ankara'nın bütün kılcal yerlerine girmeyi oy alalım almayalım. Cumhuriyet Halk Partileri bunların tarif ettiği gibi olmadıklarını onların bir ihtiyacı olur. Biz iktidar değiliz. Onu biliyoruz. Yaptırım gücümüz yok. Onu biliyoruz. Ama inanın Cumhuriyet Halk Partisi bir ilçeye bütün köyleriyle beraber girdiğinde ne söz verdilerse yapmak zorundadır. Şimdi çubukta başlamış o iş. Çubukta başlamış. Korkuyorlar çünkü. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Denetliyor, bakıyor. Ne ihtiyaç? Bizim de yapabileceklerimiz var. Allah bize sizden daha fazla akıl vermiş. O kesin. İki elim var, iki gözüm var, dilim var. Benim de ilişkilerim var. Ben de milletvekiliyim. Hep söylüyorum ağaç kovundan çıkmadık. Benim de arkamda 165 bin tane namuslu vatandaşın helal oyu var. Bir ihtiyaç olduğunda bizim yapacaklarımız için de ilçe başkanımız. Ben bütün başkanları şimdi reis başkan nezdinde selamlayarak söylüyorum. Hepinizi bir kabul ediyorum Mehmet, Ali, hepinizi. Yönetimde zaten Oğuz'u değil mi? Oğuz kardeşimiz de var, eski ilçe başkanımız. Şimdi hepinizi bir kabul ediyorum. Neyse iletin, Ankara'da bir sorunu olan olur. Ben halledemem. O işi anlayan, o bakanlıkla ilgili bir milletvekilimiz vardır. Takip ettiririz. Yapabileceğimizi yaparız, yapamadığımızda dayı. Bakan Cemre, ben uğraştım. Ama buraya kadar getirebildim. Bundan sonrası olmuyor diye anlatırız. Hatta da birebir bu ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Biz de bu yola var mısınız? Varız. Kırgınımız olur, küskünümüz olur. Doğaldır. Biz eski bir siyasi partiyiz. Kırılan olur, beni niye Kızılcahamam'da delege yapmadınız, beni niye Ankara'ya delege yollamadınız, şöyle olur, böyle olur. Bunlar geçici, iki senelik olaylar. Tekrar değişim. Bütün kırgınımız, küskünümüz varsa bunları da bana söyleyin. Hep beraber gidelim. Yaşlıysa elini öpelim. Diğer siyasi partilerde görev yapmış, namusunu korumuş, tertemiz siyaset yapmış birçok Kızılcahamamlı var. Birçok öz Ankaralı var. Yani yılların getirdiği alışkanlıklar işte bir partiyle anıldığın zaman hani senin kimliğin onunla bütünleşmiş, ben gelsem ne olur? Gel kardeşim. Türkiye'ye yardım etmek için biz elimizi uzatıyoruz. Hep beraber bugün siyaset yapmak için kendi partinizde açık kapı kalmadıysa gelin Cumhuriyet Halk Partisi. Burası bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeri değil. Eski Doğru Yolcu arkadaşlarımız var, Anavatanlı arkadaşlarımız var, MHP'den küsenler, kaçanlar olabilir. Herkes açız. Hatta AK Parti'ye inanarak oy vermiş. İyi şeyler yapacağını ummuş. Ama bugün yaşanan bazı tablolar karşısında bu kadarı da olmaz. Ya yani ikrah etti bunlardan. Ya yani bir sürü insanız. Alın kucaklayın. Beni götürün. Çağırın. Başkanımızı götürün. Hep beraber gidelim. Gelsinler. Davet edelim. Görev verelim. El ele verelim. Yeter ki ülke onurunu koruyalım. Bu ülke kolay teslim edilmez. Kahramanlık türküsü söyleyecek değilim. Ama gidiş iyi değil. Gidiş iyi değil. Sadece bir şey söyleyeyim. Büyük Atatürk'ü zaten bir kenara koyuyorum. İsmet Paşa, Menderes, Cevher Bayar, rahmetli Erbakan, Demirel hayatta, Allah uzun ömür versin. Rahmetli Ecevit,
dönem dönem sorumlu kaldılar bu ülkede. Ama hiçbirisi etrafımızda yaşanan bu ateşin içine benzin dökerek yaklaşmadı. Hepsi sağduyuyla yaklaştı. Hepsi Türkiye büyük bir ülke. Türkiye yolunu batıya çevirmiş. Türkiye ağabeylik yaptı hep. Problemleri çözmüyor. Bunlar balıklama daldı. Kafa kesenleri görüyorsunuz. Televizyon şeyde bu internette bir tane izleyince insanın tüyleri ürperiyor. Olmayacak vahşetler. Ve biz bunlara destek veren bir ülke gibi görüldük artık. Ortada da kanıtlar var. Her ne kadar reddetsem. Saçma sapan bir süreç. Hiç kimse barışa karşı değil, çözüme karşı değil. Hiç kimse bu ülkede bir tek Mehmet'imin iki erkek çocuk askerliğini yapmış evlat babası olarak söylüyor. Hiç kimse bir tek evladımızın bir damla kanını akmasını istemiyor. Buna hiç şüphe yok. Hepimiz bu ülkede kardeşçe, huzur içinde hakkımıza ne düşüyorsa onunla iktifa ederek, yetinerek yaşamasını bilecek kadar da demin söyledim ya, şükür bilen insanlarız. Şimdi bir kavga sürdürüyorsun ki. Biz sorun çözülmesin demiyoruz. Kavga olsun demiyoruz. E sen bir masa kurmuş. Masanın bir ucuna bir terör örgütünün liderini muhatap alıp oturtmuşsun. Sen değilsin ha. Masanın ucunda olduğun için söylüyorum. Masanın diğer ucuna görüştük diyen varsa şerefsizdir, alçaktır deyip dünya kadar laf söyleyip devleti oturtmuşsun. Masanın altı da boş değil ha. Masanın altında da bombası, mayını, silahı, tuzağı, kalleşti, hepsi var. O diyor ki benim dediğimi yapacaksın yoksa çıkartır mayını patlatır gider Asuba'yı esesinden vurur. Bu diyor ki, ben diyor önümüzde seçim var diyor. Bu Kürt kardeşlerimi de ben oyuna alayım da diyor. Batı'da artık bizim hırsızlık çok anılmaya başladı. Oradan kanıyorum, kan akıtıyorum. Bari oradan bunları kandırarak masa üstünde biraz oy alayım. Böyle bir tezgah çeviriyor. Hiç kimse bilmiyor ne konuşuldu. AKP'nin milletvekilleri buraya gidip geliyorlar kamp yapmaya. Birinin yüreği olsun da çıksın sorsun. Çözüm diyorsunuz. Ne çözüyorsunuz? Barışsa kardeşlikse bir şey dediğimiz yok. Bizim de yok. Ne pazarlığı yapıyorsunuz? Apo'yu çıkaracak da yanında. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Ne güzel işte. Kürt, Türkiye'nin Kürt yurttaşlarının bir takım talepleri varsa bunları sizler kimi seçtiniz? Vekilleri seçtiniz değil mi? Meclise yolladınız. Gizli kapıyı kapat, masayı vur. Kendi şeyine kafana göre pazarlık yap diye mi yolladınız? Mecliste şeffaf olarak bu ülkenin, memleketin meselesi neyse açık açık görüşün. Ben, vekalet bende, asıl benim. Ben de sizi şeffaf olarak izleyeceğim pazarlıkla. Neyse mesele gelir. Ekonomik olarak geri kalmıştın. Kültür mü istiyorsun? Çocuğun okutulmasını mı istiyorsun? Su mu istiyorsun? Hak mı istiyorsun? Evet, hep beraber eşit hukuku paylaşan eşit vatandaşlar olmak zorundayız. Evet, burada bir eksik varsa bunu niye pazarlık yapıyorsun? Gel meclise, şeffaf, milletin temsilcileriyle görüşelim. Ya bir parti var. Kürt yurttaşlarımızdan ağırlıklı olarak oy alıyor. Sen siyasi partisin kardeşim. Sen postacı mısın? Bir siyasi parti postacılık görevi yapar mı? Haksız mıyım? Oraya git şunu götür. Kim? Görevli BDP. Daha git şunu götür. Görevli kim? BDP. Adaya git İmralı'ya şundan şunu görüş. Görevli kim? BDP. Sen de oy aldın. Eyvallah. Meşrusun. Evet. Gel masaya. Ne istiyorsunuz? AKP'si, CHP'si, MHP'si, Türkiye'deki bütün kardeşlerimiz, Karadeniz'dekiler, Akdeniz'dekiler, Ege'dekiler, İç Anadolu'dakiler, tümü makul, uygulanabilir göreceğimiz her şeyi hep beraber eşit hukuku paylaşan, eşit vatandaş olmak için masaya yatıralım. Eksiği, gediği neyse görelim. Bir şartla. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti. Bu devletin bayrağı yıldızlı bayrak. Hep beraber kardeşçe bir arada bunu yaşayalım.
Bölünmenin sonucu ortada. Irak'ı görüyorsunuz. Suriye'ye parmak atan çok oldu. Karıştıran çok oldu. Bizimkiler de dahil. Halini görüyorsunuz. Dikiş tutmuyor. Onun için Atatürk'e dil uzatanın vebali büyük. Eğer o çimentoyu o şekilde atmasalardı, Allah nur içinde yatırsın hepsini. Şimdi Türkiye aşiretler memleketi, nesepler karmaşası, ne yaşıyorsak Irak'ta, Suriye'de, kendi içimizde aynısını yaşayacak. Atatürk olmasaydı o milletvekili olabilecek miydi? Olamayacaktı. Esas devlet, ona gelmeden ben esas devletliği söyledim. Onun için bizim alnımız açık. Ne söylediğimiz de var. Sen geldin diye bu millet Müslüman olmadı. Sen gelmeden önce de Müslümandı. Yüzyıllardır Müslüman. Sen bu millete münafıklık öğrettin. Yani yasak olan şeyleri yapıp yapmıyormuş gibi gösteriyorsun. Hakimi kandırtıyorsun güya. Savcıyı kapatıyorsun. Hırsızlığını gizliyorsun, örtüyorsun. Bunların hepsini anlatmak zorundayız. Neyden tevhid zamanında çok güzel söylemiş. Şimdi bak, o dönemden bugünü görmüş o adam. Bizim için insan önemli. Hiç kimseyi ayırt etmiyoruz. Demin söyledim. Memleketimizin adı belli, tarifi belli, bayrağı belli. Hep beraber. Anadolu öyle bir coğrafya gözüm. Yani hepimiz, belki Kızılcahamam daha farklıdır. Ama Anadolu'ya baktığın zaman Osmanlı'nın çöküşünden itibaren bir sürü soydaşımız Balkanlardan göçmüş Anadolu'ya gelmiş ana vatan. Değil mi? Kafkaslardan bir sürü kardeşimiz gelmiş. Rus kılıcından kaçmışlar. Gelmişler. Benim ana tarafım dahil. Bir bakıyorsunuz Orta Doğu'dan Osmanlı çekilirken bir sürü insan yine gelmiş Anadolu'ya sığınmış. Yani burada her kökenden insan var. Hepsine saygılıyız. Her inançtan insan var. Hiçbirini ayırt etmeden hepsini kucaklamalıyız. Ama hepimizin ortak adı Atatürk koymuş. Türk milletinin onurlu birer yurttaşıyız. Doğru mu? Evet. Burada problem yok. Bunu karıştıran münafıklarla uğraşmak da bize ait. Herkesin kimliğine, hakkına, inancına hep beraber saygılıyız. Ama hepimizin ait olduğu siyasi tarifte budur. Bu gerçeği de kabul edelim. Sayın Bekir'im bir şey sorabilir. Ben çok teşekkür ediyorum. Kısa bir şey yaptık. Çarşıyı, pazarı da dolaşacağız. Şimdi kısa bir sohbet yaparız. Ondan sonra dediğim gibi bütün başka